Merhaba arkadaşlar. Olta ipleriyle ilgili hazırladığımız videolar bayağı ilgi gördü. Öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz son 3 videoda olta iplerinin hafif takım avcılığındaki önemini size aktarmaya çalışmış ve tavsiyelerde bulunmaya çalışmıştık. Biliyorsunuz bizim için hafif takım avcılığında 0,10 mm ve altı olta ipleri, hedef olta ipler, örgü iplerde. Florakarbon ve monolarda da 0,16'ları, 0,18'leri geçmemeye çalışıyoruz. İdeali işte 0,10'lar, 0,12'ler, örgü ipimize olabildiğince yakın kalınlıklar. Şimdi bu çalışmaları bir ileri aşamaya geçirip size mikrometre denilen bir ipin, bu örgü ip olsun, normal mono ip olsun ya da bir tekstil ürünü ip olsun, dış çapını ölçmeye yarayan mikrometre aletiyle elimizdeki örnekleri, olta ipi örneklerini gerçek olarak ölçmeye çalışacağız. Bu alet, elimdeki alet arkadaşlar, Mitutoyo markasının bu mikrometre, yani çap ölçer aletlerinin dünyadaki en iyi markası, Japon. Ve bir arkadaşımın vasıtasıyla elime geçti. Babası tekstil konusunda meraklı bir insandı. Şöyle bir kutusu var aletin. Eski bir alet bu. Fakat sertifikası olan 1934 yılından beri arkadaşlar, Mitutoyo dünyada bu kaliperleri, mikrometre kaliperleri deniyor buna, üretiyor. Bu aletin ne olduğunu, nasıl çalıştığını kısaca göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi şurada bir kafa var gördüğünüz gibi. Şurada da bir ölçer var. Şöyle biraz açalım. Bakın şurada gördüğünüz 0, 5 rakamları milimetreyi gösteriyor. Yani 0, 1, 2, 3, 4, 5 milimetre gibi düşünün. Şu ise milimetrenin, bakın, yüzde birini ölçüyor alet. Şöyle söyleyeyim, bunu sıfırladığımızda bakın 0 milimetre 0 milimetre. Ben bunu arttırmaya başladığımda şuradaki 0, 5, 10 milimetrenin onda biri arkadaşlar. Şuraya geldiğimde 0,1 milimetreye tekabül ediyor. Bakın şu 10 rakamı. Görünüyor mu? Görünüyor. Evet. Yani 0,10 milimetre. Hani biz diyoruz ya, örgü ipimiz 0,12 mi olacak, 0,9 mu olacak, 0,5'e kadar, 0,05'e kadar iniyor diyoruz ya, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09 ve 0,010. Biz buralarla ilgileniyoruz. Arkadaşlar, isterseniz gelin birlikte mikrometre ile elimizdeki ürünlerin gerçek kalınlıkları neymiş, çap kalınlıkları, çap değerleri neymiş birlikte ölçmeye çalışalım. Bunun için arkadaşlar, şimdi iki elime ihtiyacım olacak ölçümlerde. Şöyle bir aletim var benim. Ben mikrometremi şöyle bu mengeneye sabitleyeceğim. Ki siz rahat okuyabilirsiniz diye. Ve bunu arkadaşlar şöyle çevireceğim. Bilmem gözüküyor mu? Sanıyorum gözüküyor ama. Buradan arkadaşlar şöyle aralığımızı açacağız. Bakın şu anda 0,15. 0,10. Örneğin önce standart ürünlerden başlayalım arkadaşlar. Mesela Jaftma standardında ürün üreten Sunline'ın, bakın 0,128. 0,6 pi karşılığı olan 0,12 12,8, yani 0,13 milimetrelik flora karbon ipini ölçümünü yapacağız. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Umarım gözükür.
şurayı açıyoruz. Araya ben florakarbonumu sokuyorum. Arasına getirdim. Şimdi yavaş yavaş kapatıyorum arkadaşlar bunu. Bakın kapandı gibi. Biraz daha itiyorum. Şimdi şurada bir cırcırımız var arkadaşlar. Bu cırcırla tık yaptığı zaman bakın 0.14 gibi, 12.8 değil 0.14 gibi bir değer çıktı. Görüyor musunuz şurada? Yani 0.01 kadar farklı ama yine de oldukça. Bir daha ölçelim bakalım. Şöyle kapattım. Cırcırla 0.14 gibi bir değer. Yani 0.01 farklı. Bu tabii kullanılmış bir misina. Bölgeden bölgeye belki ufak farklılıklar olabilir ama 0.01 daha fazla çıktı kalınlık olarak. Şimdi bir diğer florakarbon. Mesela şöyle 0.8 pi, yani 0.14.8, yani 0.15'e yakın olacak. Bakalım bunu deneyelim. Bu ne kadar yakın olacak? Şöyle açıyoruz yine. Florakarbonun içi kalın ve dolgu olduğu için arkadaşlar o cırcırı kullanabiliyorum. Ama olta örgü iplerde deneme yaparken o cırcırı kullanmayacağım. Çünkü o zaman alet eziyor misinayı ve doğru bir ölçüm yapmıyor. Bakın kapattım. Cırcırla 0.16,5 gibi çıktı. 0.15 değil de 0.16,5 gibi çıktı. Bu arada bu kaliper arkadaşlar sertifikalı özel bir kaliper. Yaklaşık 170 dolar civarı bu aletin fiyatı. Böyle gözüktüğüne bakmayın. Son derece güvenilirdir. Bakın 0.16,5 gibi. Yani 0.14.8-15 diyor ama bu 0.16-16.5 gibi. Milimetrenin onda biri kadar daha kalın ama oldukça yakın gördüğünüz gibi. Bakalım 4 LB'sine, yani 1 pi, yani 0.16,5 değerine. Zaten arkadaşlar florakarbonda bu 4 LB yani 1 pi'nin üzerine pek geçmemize gerek yok. Çok büyük balıklar yoksa merada. Ben 1.25'e kadar gidiyorum. Yani 5 LB ve 6 LB civarlarına gidiyorum. Bakın kapattık. Hemen hemen doğru bilgiyi, değeri gösterdi. Bakalım 5 LB'sine. Bakın 1.25. pi 0.19. Sandığımdan da kolay oldu bu düzenekle. Şöyle bir açalım. Kapatalım. Bakın. 0.19 görüyor musunuz? Kalınlaştıkça gerçek değerlere çok yaklaştı. Son olarak arkadaşlar 1.5 pi. Benim maksimum kullandığım kalınlık arkadaşlar 0.20-21 arası bir kalınlık olacak. Şöyle çok da zamanınızı almayayım. Sıkıştırdık. Bakın 0.21 görüyor musunuz? Ne kadar gerçekçi değerlere yakın. Şimdi bir tane de arkadaşlar mesela yine kullandığım Daiwa'nın
Finesse 2LB 0.6 pi. Bakın ne olması gerekiyormuş? 0.128. Bunlar arkadaşlar biliyorsunuz Jaftma'ya göre standart olması gereken ve Japon iplerinde mutlaka bulunan değerler. Şöyle ucunu bulursak. Evet. 0.128'i bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Kamera önümüzde olunca. Oldukça da ince. Evet, sıkıştırdım araya. Bakın 0.12 gerçek değerli. Görüyor musunuz? Fluorokarbonlarda sorun yok yani. Gelin birlikte bir de monoları ölçelim. Örneğin elimizde ne var? Kaperla'nın arkadaşlar bakın 0.16 milimetre 1.8 kilo çekerli ipi harcı alem bir ip. Ucunu bulalım ipin. Bunu da hiç kullanmamışım doğal olarak. Ama almışım zamanında. 0.16'ya bakıyoruz arkadaşlar. Açıyoruz düzenimizi. Araya sokuyoruz. Kısa tutmak lazım. Kaperlan da arkadaşlar Jafma'ya üye değil ama Eftma'ya üye. Dolayısıyla bu monolar bakın görüyor musunuz? 0.16. Başka ölçelim. Mesela Stroft'un da kaliteli bir Alman markası. Türkiye'de de bulunuyor. 0.12 milimetre 1.80 kilo çekerli ipi. Bakalım. Stroft da Alman olduğuna göre ön yargı tabii ama mutlaka standarda uygun olacaktır. Şöyle hafifçe tutturuyorum. Bakın. Kıstırıyorum. Artık gelemiyor. 0.16 zaten görüyor musun arkadaşlar? Ezmeden 0.16 gözüküyor zaten. Bu da tamam. Başka ne yapalım? Mesela trilin fluorokarbon bu da Amerikalı. Bakın şimdi mesela 0.22 milimetre diyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bir Amerikan üretimi. Biliyorsunuz onların standartları çeker gücü daha önemli onlarda. Bakalım 0.22 mi yoksa daha farklı bir kalınlık mı fluorokarbonu da göreceğiz. Şöyle açalım biraz. Araya sıkıştırıyorum. Kapattım. 0.22 oldu zaten hemen hemen şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet, 0.22 doğruymuş. Peki esas işin eğlenceli noktasına geldik şimdi arkadaşlar. Hadi bir şey daha yapalım. Arkadaşlar mesela şu ip fluorokarbon. Bakın gözükemiyor şu anda ama şöyle çekeyim şunu. Sigar'ın R18. Bakın 1LB. Bu dünyadaki en ince fluorokarbon iplerden arkadaşlar. Bakın 0.09 mm 0.3 pi.
Dikkat ederseniz hep 0,4, 0,5, 0,6 diye gittik. Burada ise 0,3 pi. Kutuyu da ilk defa açıyorum. Yeni geldiler. Bir sonraki videomuzda sizinle yeni takım oluşturmaya başlayacağız. Ve o takım için kullanacağım ürünleri getirttim ben. Japonya'dan bazı ürünler getirttim. Bakın kutusu bu, paketi bu. Bunu ben yine küçük balıkları avlarken ince florakarbon olarak kullanacağım. Evet, misine o kadar ince ki arkadaşlar kaçmasın diye kocaman bir sticker'a misineye yapıştırmışlar. Bakın ne kadar görünüyor mu bilmiyorum, ince. Florokarbondaki en ince misinalardan arkadaşlar. Şöyle düzeneğimizi getirelim. Gözüküyor mu? Çok emin değilim. Umarım gözüküyordur ama. Evet. Şöyle biraz daraltmak gerekecek. 0 nokta şuralara gelmemiz lazım. Evet, araya sıkıştırdım. Bakın arkadaşlar zaten sıkıştırdım ve 0,9'a getirdim. Şurada görüyor musunuz? 5, 6, 7, 8, 9. 0,09 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir saç kılına yakın kalınlıkta. Yakında bir inci balığı videosu bu kalınlıkta da çekeriz. Şu ana kadar inci balıklarını ben 0,12, 0,11 civarı florakarbonlarda kullanarak avlıyordum. Biraz daha inceltmiş olduk takımı. Şimdi gelelim arkadaşlar, sizin de çok eğleneceğinizi düşündüğüm şöyle bir ipimiz var biliyorsunuz. Piyasadaki en uygun fiyatlı diye konuştuğumuz olabildiğince ince ip. Bakın 0,05 milimetre diyor. Ve bir tane daha var biliyorsunuz. 0,06. Önce 0,05 gerçekten 0,05 mi? Bunu bir ölçmeye çalışalım. Arkadaşlar burada daha önceki videolarımı lütfen izleyin. Burada 0,05 sizi yanıltmak için verilen bir değer değil. Bu bir gösterge değer olduğunu söylemiştim. Şimdi pardon, örgü iplerde biliyorsunuz örgü ipin içi nispeten boş olduğu için, örülmüş olduğu için bunu çok fazla sıkmayacağım. Sadece bakın biraz boşaltıyorum. Araya alıyorum ve hafifçe sıktıktan sonra arkadaşlar bakın çok sıkmıyorum ki doğru bir ölçüm olsun. Şöyle bir daha boşaltalım. Hafifçe çektirip çekemeyeceğim noktaya kadar bakın. Bakın şu anda bir daha boşalttım. Hani ezmeden yapıyorum bunu. Ezersem çünkü çok daha ince bir şey çıkabilir. Ama ben çekiştiremeyeceğim. Bakın. Hala değiyor. Değmeye başladı. Bakın artık gelmiyor. Ne yazıyor? 0,12. Görüyor musunuz? Yani onun üzerinde 12. Bakın bu noktada gitmiyor. Bunu ezersem yani şöyle ve cırcırlarsam bakın 0,05'e geliyor ama ezildi artık ip. Bizim gerçek kalınlığımız nedir? Ezilmiş ip değil bakın. Şuradan bakın görüyor musunuz ezilme işlemini? Ya yani makine bunu belki de bu şekilde mikrometrede ölçüyorlar. Bakın şu ezilmiş bölge. Bu da normal bölge. Biz ezilmiş bir ip kullanmak istemiyoruz. Biz ipin normal halini kullanmak istiyoruz. Tekrar yapıyorum. Bakın. Hafifçe kapatıyorum. Bak hala oynayabiliyor ip. Hala kapatıyorum. Bak artık gitmiyor. Yok hala gidiyor. Ha yok gitmiyor. Bakın bu işte gerçek değerler. Bakın hala gitmiyor. Evet. Şuralar 0,12'ler. Tabii ki bilimsel bir ölçüm yaptığımı iddia etmiyorum ama oldukça gerçeğe yakın arkadaşlar. Şöyle bir daha şey yapalım. Ezilmiş yerden uzaklaştırayım ipi. Tabii burada örgü ipin bir zayıflığını da görmüş oluyoruz. Çünkü ezildiği zaman ya da sürtünmeye karşı son derece dayanıksız örgü ipler. Evet hissiyatı var ve çok inceler ama bizim
örgü ipi kullanırken bakın gitmiyor. Görüyor musunuz? 0.12. Biraz daha yapalım. Gidiyor. Gitmiyor. 0.12 arkadaşlar bu. Yani 0.05 diye örgü ipi kullanırken o yüzden biz mutlaka lider kullanıyoruz. Ezildiği zaman örgü ipi arkadaşlar gitti. Ya da sürtündüğü zaman gitti. Şimdi bir de arkadaşlar şu 0.06'yı ölçelim. Bakalım gerçekten 0.06 mı? Bilmem anlatabildim mi? Olabildiğince gerçekçi olması için araya ipi alıyorum. Bakın çekmeye başlıyorum. Ve bir taraftan da sağ elimle sıkıyorum. Bakın gitmiyor artık. Yani sürtünme başladı. Biraz daha sıkıyorum. Biraz daha alta alalım. Olmadı. Ama muhtemelen 0.14 falan çıkacak bu. Şöyle yapalım. Hala gidiyor. Bakın gitmiyor. Bu ezildi burası. Son deneme. Sürtünme başladı. Bakın gitmiyor. 0.14. 0.15 bakın. Çekiyorum gitmiyor. Görüyor musunuz? Ezmemek lazım. Yani bu da 0.14, 0.13, 0.14 civarı bir şey. Yani çok önemli değil. Tam birebir ne oldu ama yani 0.06 değil. Birisi 0.12, bir tanesi 0.13 ya da 14 gibi bir şey. Bu kötü bir şey anlamında söylemiyorum. Biz LRF'de neyi amaçlıyoruz? Ne tür ipler kullanmak istiyoruz? Onu ifade etmeye çalışıyorum. Bakın şimdi isterseniz bir de gerçekten ince olan hani Japon üretimi de ince olan ipleri sizlere ölçmeye çalışalım. Evet arkadaşlar şimdi geldik Japon iplerine. Japonya'dan geçen hafta bazı ipler getirdim. Çünkü çoğu ipim Avustralya'da kaldı. Ve eski makinelerdeki ipleri topladım. Bir envanter yaptım. Şimdi elimde sizinle paylaşabileceğim örnek ipler var. Bir tanesi bu Sigdo'nun 8 örgü ipi. Bunu spin, ultralight spin yapmak için kendime getirttim. 0.3 pi. Yaklaşık işte 0.9'lar civarı. Bakın 0.094 milimetre. Bunu bir ölçeceğiz. Daha sonra yine Gozan'ın Izanas fiberlerinden üretiliyor. Genelde Gozan ipleri. Tiny P. Bu Türkiye'de yok. Ne yazık ki. Muhtemelen talep yoktur. Bakın 0.2 pi. Bu da 0.07 milimetreler civarı olmalı. 2 kilo çekerli. Ondan sonra neyimiz var? Şurada Varibas Light Gain. Eski 3-4 senedir kullanıyorum bu ipi. Hani pahalı ipler çok uzun ömürlü oluyor arkadaşlar. Bakın bu 0.4 pi. Yaklaşık 0.10 milimetre olması lazım. Bakın ilk günkü gibi neredeyse yumuşacık. Görüyor musunuz? Bu ipi ölçeceğiz. Daha sonra Nomura'nın arkadaşlar. Bu aslında bir Fusion ip. Bu bir tam bir örgü ip değil. Isıyla birleştirilerek oluşturulan iplerden. Hibrit iplerden. Çok haz etmiyorum ama denemek istiyordum. 0.1 pi bakın arkadaşlar. Bu 0.02 bu gösterge değer aslında 0.05 0.06 olacak. Bunun kalınlığı. Başka neyimiz var? Şöyle eskilerden bir makinede buldum. Yaklaşık 30 metre kalmış ama bunu da bir makineye saracağım. Bakın 30 metreyle de ne kadar verimli avlar yapılabileceğini göstereceğim. Bu Small Game Sunline'ın 0.3 pi. Onu hatırlıyorum. Bu da yaklaşık 0.07 milimetre olacak kalınlık olarak.
Başka neyimiz var? Bir de bizim şey var arkadaşlar. Şöyle bir ipimiz vardı hatırlıyorsanız. Bu Berkeley'nin kutusuna bakıyorum. Bulabilirsem. Berkeley'nin Fireline Crystal modeli. Nereye koymuşum kutusunu? Masa o kadar karışık ki görseniz gülersiniz. Ha şurada. Bakın. 0,08 milimetre diyor. Biliyorsunuz Fusion iplerde ve Amerikan iplerinde çok güvenmemek lazım. Bunun içine de arkadaşlar, ha o da ilginç. Kayırı zamanda almışım, faturalardan baktım. Bu da 0,06 kayırı arkadaşlar. Hani 6 LB falan yazıyor diye. Bunu da ölçeceğiz. Bakalım 0,06 mı değil mi? Görelim. Son olarak bir tane de şöyle bir ipimiz var. Fireline Exceed. Bu da Fusion. Bakın Fused P-Braid deniyor. Bu en ince fused iplerden, super fine iplerden Berkeley'nin. Bunu da ben severek kullanıyorum. Burada da diyor ki 0,06. Bakın yine Amerikan kafası. Hadi bununla başlayalım isterseniz. 0,06 mı yoksa başka bir şey mi? Görelim ipimizi. Düzeneğimizi tekrar gözüküyor, gösteriyoruz. Mitutoyo biliyorsunuz kaliperle ölçüm yapıyorduk. Şu bölüm bakın. Burası 0,10'u anlatıyor. Ben biraz açıyorum. Şimdi ilk ipimizi Berkeley'nin fused ipini alıyoruz. Şöyle ucundan gözüküyor mu? Gözüküyor. İşte gözüktüğü kadar gözüküyor. Bakın hafifçe çekerken şöyle alalım. Hafifçe çekerken 0,15 şöyle durdu. Bakın bu 0,12 arkadaşlar. 0,06 değil 0,12. 0,12 kötü bir şey değil. Hızlı hızlı geçelim. Gördüğünüz gibi Amerikan sistemindeki şu şey 0,06 aslında 0,12'ye tekabül ediyor. İnce bir ip ama bizim hedeflediğimiz 0,10 ve 6 değil. Hadi ifratı tefrit yapalım. Önce 0,1 pi yani 0,02 diyor ama gösterge o. Aslında 0,06 olacak. Bakın. Olabilecek en ince ip arkadaşlar. 0,1 PE değeri. Bakın hemen girdi zaten araya. Sıkıştırmaya başlıyorum ve ben çekiyorum. Bakın sol elim de çekiyor hafif. Tabii ki durmuyor. Şöyle hemen 0,10'lara gelelim. Hemen çıktı zaten. Bakın 0,10'dan bile çok daha ince. Hatta araya alabiliyorum. Devam ediyorum. Hala durmuyor. Şimdi tuttu. Bakın ne yazıyor? 0,05. Gerçek ince değer arkadaşlar. 0,05. Görüyor musunuz inceliği? Hatta biraz ezdik bile. Şöyle 0,05 milimetre. Olabilecek en ince PE demeyeceğim çünkü bu ısıyla birleştiriyorlar. Farklı bir üretim tarzı var ama ince ip bu arkadaşlar. Gelelim. Bakın 0,2 pi. Tiny pi modeli. Gosen'ın. Çok kaliteli, çok güzel ipler yapar Gosen. Japonya'dan alabilirsiniz arkadaşlar. 2-3 günde geliyor. Ve Türkiye'de bulamadığımız pek çok ipi oradan edinmek mümkün. Hemen şöyle bakın ne kadar ince olduğunu görüyor musunuz? Hemen ölçelim. Biraz boşaltalım. Araya sokalım. Çekmeye başlıyorum. Şu anda durdu. Ne gösteriyor arkadaşlar? 0,07. Standart dediğimiz bu arkadaşlar. 0,2 pi 0,07 zaten. Bu da tamam. Ne yapalım? İsterseniz small game'i ölçelim. 0,3 pi idi. Bana güveneceksiniz artık. Gerçekten 0,3 pi idi bu.
Sıkıyorum, çekiyorum. Durdu. Bakın 0.9, 0.9 görüyor musunuz? Zaten 0.3 de 0.09'a tekabül ediyor. Bu da tamam. Varivas'ın Light Game'i. Bakın burada 50-60 metre kalmıştı makinemden. Bu da 0.4 pi idi arkadaşlar. Bu da 0.10'a tekabül edecek muhtemelen. Bakın gitmiyor. 0.9, 0.10. Görüyor musunuz? Bu da tamam. Yani standart ip dediğimiz olay bu. Standardı yakaladığınız zaman ne yaptığınızı biliyorsunuz. Ha, incelik bu kadar önemli mi? Önemli. Ne kullandığınızı bilmek önemli mi? Önemli. Bakın spin için 8 örgü. Siglo'nun 0.3 pi. 0.3 pi yaklaşık 0.09'lar olmalı. Bakın inceliğine bakalım birlikte. Görüyor musunuz? 8 örgü arkadaşlar. Spin için bakın sert bir ip bu. Çünkü o üzerindeki coatingler önemli. Çekmeye devam ediyorum. Durdu. Kaç? 0.10. 0.1. Bak devam ediyor biraz daha. Şimdi durdu. 0.08 arkadaşlar. 0.09. Bu 8 örgüler sık örüldüğünde ve üzerine de özel coating yapıldığında oldukça ince hale geliyor. Tavsiye ediyorum. Bakın 0.3'ü 0.4'ü bu ipin spinde 2 gram, 3 gram, 4 gram ciklerde vesaire kullanılabilir. 8 örgüyü kullanacaksınız arkadaşlar. Light spin'de, ultra light spin'de veya benim kullanımda. Başka ne yapalım? Bakın benim ünlü şeyim. Şu Fireline Crystal. Bakın 0.9 kilogram deyip de hani testlerde bir önceki videoda hatırlar mısınız? Şeyin ilk fanın yaptığı testlerde bu 4 kiloya yakın çıkmıştı. 2 LB demesine bakmayın. 2 LB değil bu. Bakalım bu ip ki zaten şimdi diğer iplerle gözünüz aşina oldu. Ne kadar kalın olduğunu görüyorsunuz. Bu Dynama ipler arkadaşlar çok fazla ince olmuyor. Çünkü amaçları o değil. Bak çekiyorum ve kıstırıyorum. Durdu. Yine de fena değil bakın arkadaşlar. Ezdik mi bunu? Bir daha yapalım. Araya soktum. Çekiyorum. Kıstırıyorum. 0.09. Hiç fena değil arkadaşlar. Burada 0.08 diyordu. 0.09'muş. Hiç fena değil. Yani 0.3 0.4 pi arası bir değer. Süper. Gerçek değere yakınmış. Ne yapalım başka? Arkadaşlar başka neyimiz var diye bakarken bir de yine takımlarımıza sarmayı düşündüğümüz Light Game Special Major Craft'ın ipi var. 4 örgü. 0.3 pi bakın arkadaşlar. Bakalım bu ip 0.3 pi yani 0.7 milimetre civarları olacak mı? Bakın paket şöyle. Bu da pembe renk. Oldukça havalı, keyifli gözüküyor. Şuradan hemen açalım. Paketi de yeni açıyoruz sizinle birlikte. Şöyle. Ben de ilk defa görüyorum ipi ve inceliğini. Evet, oldukça ince, oldukça hoş gözüküyor. Bakın, görüyor musunuz? Evet. Hemen aralığımızı açalım, araya geçirelim. Bunun, bakın, 0.0 gitmiyor artık. 9. Tam değerine yakın. Bir daha yapalım.
0.08 0.09 arası Major Craft'ın Türkiye'de bulabileceğiniz arkadaşlar Light Game Special'ı tavsiye ediyorum. Bir tane de yine araları doldurmak adına bakın Nomura'nın yine 0.3p. Deminki ipin bu sefer de 0.3p'si. Şöyle 0.06 diyor. Gösterge değeri biliyorsunuz artık. Bakalım bu da Major Craft gibi kalınlıkta mı? Çekiştirirken 0.06'da hatta arkadaşlar bu 0.06 0.3 aslında daha kalın olması lazım ama bu 0.06'da bakın durdu. Oldukça ince. Bir daha deneyelim. Tabii bu fused hibrit bir ip. Örgü ip gibi düşünmemek lazım. Daha sert oluyor hibrit ipler. Bakın 0.05 hatta 0.06. Ama bakın arkadaşlar hani şey olarak söylüyorum. Çok hızlı eziliyor gibi geldi bana. Ama yumuşak bir ip. Bakın. Bu incelik çünkü çok fazla ince. Bir daha deneyelim. Standart değil ama. Gördüğünüz gibi. Yani standart dışı. Durduğu yer. Mesela ilginç. Burası 0.08'de durdu. Deminki bölüm daha farklı bir seviyedeydi. Demek ki üretim esnasında bu üretim tekniğinde farklılaşma olabilir. Deniyoruz. Bak farklı bir yerden deniyorum şimdi arkadaşlar. Bu da ilginç benim için de. Sıkıyorum. Ve aynı anda da çekiyorum arkadaşlar. Bakın burada da mesela 0.11'de durdu. Yani demek ki yuvarlak değil. Yani dengeli gitmiyor. İp. İnce mi? İnce. Bakın çekiyorum bu arada. 0.09'da durdu. Bakın ezildi şey tarafında da. Görüyor musunuz? Yani işte sonuçta gerçek bir örgü iple fused bir örgü ip arasındaki fark bu. Çok hızlı köşelenebiliyor. Isı ile üretilen ipler. Daha hızlı üretildiği için daha ucuz oluyorlar. İnce mi? İnce. Ama kullanmayı bilirseniz çalıştırırsınız. Bilmiyorum. Bakalım deneyeceğiz. Ben de çok ön yargılı konuşmayayım ama bakalım sonuç ne alacağız. Orta vadede. Başka da çok fazla bir şey yok. Hızlı hızlı yapmış olduk. Ha şöyle mesela polyester ipler arkadaşlar. Ajide ve alabalıkta vesaire kullanılır deniyor. Mesela Line System'ın Türkiye'den almıştım ben bunu. 0.5 PC'si. 0.5 yaklaşık 0.11 0.12'ye tekabül ediyor arkadaşlar. Polyester. Bakın ne kadar sert görüyor musunuz? Bakın. Hiç oynamıyor bile. İttirdiğim halde. Ama işte gece avlarında hissiyatı sağlamak için çekiyorum. Çekiyorum ve durdu. 0.09 0.10 İşte bu bir daha deneyelim. Hiç fena değil kalınlık olarak. 0.5p diyor. Aslında 0.12'lere falan gelmesi lazım bunun. Bakın 0.9. Çok güzel. Böyle de bir ipimiz varmış. Belki kullanırız gece avlarında. 0. Tabii polyester aji için yani 0.5p yerine ben normalde bugünkü aklım olsaydı 0.3p'ler, 0.2p'leri denerdim. Ama 0.5p de tabii ki çalışacaktır. Gelelim şu bizim ünlü Kairiki'ye. Bakın bu Kairiki. Hiç kullanmamışım, geri koymuşum. Bakalım Kairiki 0.06 deniyordu ya hani kutunun üzerinde. Gerçekten 0.06 mı? Bolladık. Araya sokuyoruz arkadaşlar Kairiki'mizi. Sıkıyorum. Ve çekiyorum. Durdu. 0.12 arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz? Devam ediyorum.
Durdu. Eğer ben bunu cırcırla sıkıştırırsam bakın 0,06'ya geldi. Ama ne oldu ip? Bakın şimdi size göstereceğim. Ezildi. Belki de makineler böyle şey yapıyor. Neresinde oldu ezilme? Bir daha şöyle yapalım. Getirdik. Cırcırla. Bakın. Şu ezilmeye görüyor musunuz şuradaki? O 0,06'ya getiriyor ezdiği zaman alet. Yani ama bizim amacımız normal ezilmemiş rahatkenki hali. Rahatkenki hali yani sarımda, düz sarımda 0,12 milimetre. 0,5 ya da 0,6 değil. 0,6 değil arkadaşlar. Konuyu anladınız. Yani çok bunun üzerine daha fazla gitmeye gerek yok. Bizim MituToyo kaliperimiz sayesinde bu ölçümleri yaptık. Kafalarda oluşan bir soru varsa umarım cevaplandırabilmişizdir. Bizim amacımız arkadaşlar örgü iplerde 0,10 mm ve altını kullanmak. Fluorokarbonlarda da 0,14, 0,16 mm ve altını kullanmak 0,10'a kadar. Monolarda da yine 0,12, 0,14'ler hafif takım avcılığında kullanılabilir. Bir sonraki videomuzda makine seçimini işleyeceğiz ve bu örgü iplerimizi bu makinalarımıza seçtiğimiz makinelere sarmaya başlayacağız. Teşekkürler.